İslam arasında kalan sahile çıkartma yapıp Jongboy'un tepesini ele geçirmekte. Onlar karaya çıkmadan önce çok detaylı bir çalışma yaparlar. Bizim nerede neyimiz var çok iyi bilirler. Mesela gerimizdeki sahilin bizim tarafından savunulduğunu bildikleri için daha kuzeyde bir noktaya çıkartmayı planlayacaklardır. Ve gecenin karanlığından istifade etmek isteyeceklerdir. Çünkü gece biz onların yaklaştığını geldiğini göremeyeceğiz. Biz onları fark edip geriden asker getirene kadar onlar birçok yeri ele geçirmek isteyeceklerdir. Kuzeyde savaştığımız askerler Avustralya ve Yeni Zelanda'lı askerlerdi. Gemileri doldurup Avustralya ve Yeni Zelanda kıtasına gönderirler İngiltere'den ve yıllarca arayıp sormazlar. Onlar da orada kendilerine bir ülke kurarlar. İngiltere'ye bağlı, kendilerini İngiliz sanıp yaşamaya devam ederler. Yıllarca İngilizler tarafından arayıp sorulmamışlardır. Ama ne zaman ki İngiltere'ye askeri ihtiyacı doğar Birinci Dünya Savaşı için, bu ülkelere giderek sizleri ana vatana geri götüreceğiz. Şimdi bağlılığınızı gösterme zamanı deyip onları orduya alırlar. Savaş zamanı Türk ve Anzak hattı arasındaki siperlerin birbirine en yakın olduğu yerdeyiz. Ne kadar yakındı? 8 metre kadar. Yani asfaltın bir yakası bizim, diğer yakası hemen onların elinde. Peki neden burada bu kadar yakın? Çünkü burası sırtın en dar olduğu yer. İşte o yüzden her iki tarafında ne pahasına olursa olsun savunmak zorunda kaldı. Ve maalesef iki tarafında bunu başardı. Biz başarsaydık keşke ama maalesef onları burada yenemiyoruz. Onlar da bizi yenemiyorlar. Ama bakın burası anlatırken Atatürk'ümüz ne der? Biz kişisel kahramanlık sahneyle meşgul olmuyoruz. Lakin sizlere bomba sırtı vakasını anlatmadan edemeyeceğim. Karşılık siperler arası mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. İlk siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına hepsi düşmana atılıyor ve oracıkta şehit oluyor. İkinci siperdekler hemen onların yerini alıyor. Ölüyü görüyor, 3 dakika sonra öleceğini biliyor, en ufak bir sarsılma yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek cennete girmeye hazırlanıyor. İşte bizlere Çanakkale zaferini kazandıran ruh, o asıl ruhtur dediği yerdeyiz. Misafirler, şu an Jongboyeri tepesindeyiz ve Çanakkale Boğazı'na bakan yamacındayız. Aşağı baktığımızda iki parçası ile Çanakkale Boğazı'nı görebiliyoruz, sağ ve sol parçalar. Boğaza hakim tepeler vardır orada, Maltepe gibi. Bu tepeleri ele geçirmeden düşman donanması Çanakkale Boğazı'nı rahat bir şekilde geçemez. Çünkü daha önce denemişler ve daha bizim gördüğümüz yere gelemeden Boğaz'ın en dar noktası savunmayı aşamamışlardı. Ancak bahsettiğim gibi bu tepeyi savunmak, bu tepeye saldırmaktan daha zordur. Çünkü düşman donanması Ege Denizi'ni komple işgal altına almıştır. Ve oraya koyacağınız askerleri düşman ateşine açık hale bırakacağınız için fazla burada askerimiz yoktur. Aşağıda bir köy var, bakın ovada görebilirsiniz. Yaklaşık bir 4 kilometre aşağıda. O köy Bigalı köyüdür arkadaşlar. Atatürk'ümüzün 19. İhtiyat Tümen Komutanlığı'nı yaptığı ve emrinde bulunan 10 bin askerin orada kaldığı yerdir orası. 18 Nisan 25 Nisan tarihleri arasında. Saat 8'e kadar defalarca telgraf çeken habercilerin Atatürk bakar ki orada bekleme bir felaketle sonlanacak. İnisiyatif kullanarak 57. Piyade Alayı'nı yanına alarak gördüğümüz Bigalı Köyü'nden buraya gelmek üzere yola çıkarlar. Ve 1 saat 50 dakika içerisinde buraya gelirler.
Geldiğimiz yana doğru 200 metre ilerlediğinde ise orada geri çekilmekteki bazı askerlerimizle karşılaşır. Onlardan düşmanın yaklaştığını öğrenince o an için kendi gününe şunu yazmıştır o an anlatırken. Fark ettim ki düşman bana benim askerimden daha yakın. Ve eğer bu şekilde ilerlemeli. Amesler hem tepeye alacaklar hem de askerime baskın verecekler. Şimdi bu felaketten korunmak için müthiş bir askerlik dehası gösterir. Geri çekilen askerlerimize süngü tak yere yat emrini verir. Askerlerimizin cephaneleri yoktur. O yüzden geri çekmektedirler. Ancak orada süngü takıp yere yatınca onları takip eden düşman da sanar ki bizim kuvvetler orada. Askerimiz o yüzden orada kaldı. Onlar da aynısını yaparlar. İlerlemeyi bırakıp süngü takıp bize karşı yere yatarlar. Ve zaman doğar. Kazanılan bu zaman için Atatürk savaşı kazandığımız an işte bu andır diyecek. O esnada istirahatin tamamlamış olan 57. ayın öncüleri de Atatürk'ün yanına gelir. Atamız orada onlara şu tarihimi verir. Askerlerim, ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Ve misafirlerim, aşağıda bakmakta olduğumuz ve sağda uzanan ovanın ismi Anafartalar Ovası'dır. Bu ovaya bu isim verilmesi iki tane köyümüzden dolayıdır. Karşıtepe eteğinde küçük Anafartalar köyü. Combaya bitimindeki tepe burada şu an göremiyoruz. Orada başka bir köy var. Büyük Anafarta köyü. Bu ovaya Anafarta ovası denir. Ağustos ayına kadar ki muharebeler Arıburnu Combay arasında kalan bölgede. Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt'ta yaşanmıştır. Az önce bizim geçtiğimiz yerlerde. Ancak düşman ulaştığı amaçladığına ulaşamamış. O yüzden yeni bir çıkartma yeri için asker toplamaya başlarlar. 6 Ağustos gecesi 21 bin kişi düşman kuvveti aşağıdaki Tuz Gölü'nün arkasındaki koya ve onun sol kulağının dışına harekat başladı. Ancak o gece çıkartmayı tamamlayamayacaklardı. Çünkü koyun içine çıkmaya çalışan birliklerin gemileri suyun çok su olduğu bir noktada karaya erken oturacak ve girişi şunu kapatacaktır. Arkada ise uzun bir konvoy oluşacak. O oluşan konvoyla da koyun dışında karaya çıkmış olan askerlerin taarruz için gerekli malzemeleri vardır. Topları, tüfekleri, yiyecek, içecekleri. Bakın bu tepenin gitmesi demek hem boğazın yol açılacağı anlamına geliyor hem de oradaki kuvvetlerin arkadan kuşatılması. Düşün buraya düşman topusunu çıkarttığı anda üzerinize bomba yağdıracak. Yani savaşı kaybetme en yakın olduğumuz gece ve gün 9 Ağustos'tur. Çanakkale Savaşları devam ederken dönemin İstanbul hükümeti tarafından bu bölgeye dönemin ünlü şair ve yazarları gönderilir. Heyeti edebi aldığı altında. Buraya gelsinler, burada yaşayanlara canlı şahit olsunlar ve yaşadıklarını edebi olarak halka gelecek kuşaklara aktarsınlar diye. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda buraya gelen şairlerin şiirlerinin çok kalıcı olmadığını ya da günümüze ulaşmadığını görürüz. Ama o yıllarda özel bir görev icabı Irak'ta olan milli şair Mehmet Akif Ersoy'umuz ömrü hayatında Çanakkale'ye bir kere bile gelmemesine rağmen Bağdat tren istasyonuna tren beklerken almış olduğu Çanakkale Savaşları'nın zaferle sonlanan haberini duyunca şükür secdesine kapanır, saatlerce oradan kalkmaz, kalktıktan sonra da eline bir kağıt kalem alır ve müthiş bir şiir yazar. Çanakkale şehitlerine de. Bu internette kolaylıkla ulaşabileceğim bir şiirin ne kadar kaliteli olduğunu göstermek için bir kıtası bile yetecektir. O da burada işidir. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse, ufak anı değer. Sana dar gelmeyecek mezarı kimler kazsın, gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Önce buraya Akçayıklar abimiz yapıyor.
yapıyoruz? Neden burayı yapılır? Neden başka bir bölgeye değiliz? Öncelikle abidemizi yapmak için yer araştırırken bakıyoruz ki en hakim tepelerde hep yabancıların anıtları yükselmiş. Hatırlayın Jong Bayırı'nı. Kocaman bir Yeni Zelanda değil mi? Onun yanındaki atamızın heykelini gördünüz değil mi? Hani ilginç olan önce onlar yapıyor, sonra biz yapıyoruz, bizim yaptığımız ondan daha küçük. Madem sonra yapıyoruz, niye daha büyük bir heykel yapmış bir gölgesine bırakalım? İnşallah ileri doğru onu da başarırız. Daha sonra iki tane seçenek kalıyor abide yapmak için. Ya Altıtepe Tepesi'nin tepesi ya da Eski Hisarlık Tepesi, yani bulunduğumuz yer. Burası Yarımada'nın başlangıcı ve Çanakkale Boğazı'nın girişi. Birazdan etrafını taraf ederken çok rahat bir şekilde bunu göreceksiniz. Buraya yapılır ve buradan gelen geçen gemiler de abidemi selamlamadan yollarına devam etmezler. Değerli misafirler, denizcilerin biliyorsunuz seyir defterleri vardır. İşte nereye giriyor, nereden çıkıyor, nereden geçiyor yazarlar. Çanakkale için çoğunlukla Ege istikametinden, özür dilerim Marmara istikametinden Çanakkale Boğazı'na giren gemiciler deniz defterine Çanakkale Boğazı'na girildi. Boğaz'dan çıkarken de Şehitler Abidesi selamlandı yazarlar. Çanakkale geçildi demezler. Çünkü Çanakkale geçilmez değil mi? Şehitler Abidesi'nin ayaklarına 1999 yılında 8 tane savaş kabartması eklenir. Zaten gidince görürsünüz 4 ayak var. Her bir ayak bir yönü temsil eder. Kuzey, güney, doğu, batı. Bu savaşa dünyanın dört bir yanından askerler gelip bu vatan için can vermişlerdir. Abide onların abidesidir. Ve dört bir yandan gelen rüzgar onların mübarek yüzlerini abidenin çatısı altında birleştirir ki orada bugün Türk bayrağımızı göreceksiniz. Karaya bakan ayaklardaki kabartmalar kara savaşlarından sahneleri, denize bakanlarsa deniz savaşlarından sahneleri size anlatacak. Çanakkale savaşlarında 253 bin zayiatımız var, 87 bin şehidimiz var, cephede ve cephe hastanede şehit olan. Bu 87 bin şehitten 60 binin nerede yatın dahi bilmiyoruz. İşte mezarları dahi olmayan kahramanlarımızın mezarları buralara yapılmıştır. İsimleri yaşatılır sadece. Buradaki mezarların %99.9'unda isim vardır. İçinde bir şey yoktur. Ancak o %1 kısmında da bir parça vardır ama isim yoktur. Bakın şurada şu an grubun önünde durduğu meçhul asker yazan mezar. Sağ taraftaki sırtlarda o dönemde 160 kadar askerimiz var. Ve bu askerlerimiz burayı savunmak için ellerinden geleni yaparlar ama cephane tükenen askerimiz 2 saat sonra buradan geriye çekilecek ve bu koy İngilizlerin hakimiyetine geçecek. Bakın Ertuğrul koyu şu burnun arkasında. 25 Nisan sabahı biz geri çekildikten sonra buraya onların hakimiyetine geçecek. İlk 3 gün İngilizler, sonra da Fransızlar burayı kullanmışlardır. Şu anda Çanakkale Savaşları'nda hastaneler nasılmış sorusuna cevap bulabileceğimiz alan başkanlığımız tarafından yaptırılan sağlık müzesindeyiz. Sırtta bir şekilde bir kişi taşıyorsunuz, sedyede bir kişi ama tahtar bunun arkasında 5-6 kişi taşınabiliyor. Ama sürat yapıldığı zaman da istersen o yaranın hali daha da ağırlaşabiliyor. Bir şekilde hastane bölgesine getirildiniz, hemen tedavinize başlanmıyor. Oradaki doktorla aranızdan seçme yapar ve seçtiklerini müdahale çadırına yolluyorlar. Ve bu seçimi de yaralanan yaralının aciliyetine göre değil de yaşama şansının yüksekliğine göre. Çünkü ağır bir vakayla ulusal ulaşılırsa diğerlerini de kurtarma durumu var. Cepheye bir önce asker yetiştirmeniz lazım. O yüzden dolayı ki önce yaşama şansı olanlar vakit imkan kalırsa ancak ondan sonra. Hastane bölgelerinde tedavi etmek ne kadar önemliyse tedaviye cevap veremeyip şehit olanları defnetmek de bir o kadar önemlidir. O yüzdendir ki her hastanede mutlaka bir şehitlik vardır.
savaş dışı bırakmak için İstanbul'u ele geçirmeye karar vermişti. 3 Kasım 1954'ten itibaren boğazı zorlamaya başlayan donanma, 19 ve 25 Şubat tarihlerinin yaptığı bombardımandan sonuç alamadı. 18 Mart sabahı boğaza giren birleşik donanma, Nusos'un ülkesi Erenköy